Metin neredesin bu oğlum? 6 saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Darile çıkıyor lan tepemde. Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezi misin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Haremde inedin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Gonca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirve. Valizlerim olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bidonlarına tutuna tutuna geldi. Bağışta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Boş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deriz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş, masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslanım. Şşt bıyıklı. Beni BMW'ne bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş yala kardeş. Para da almamışlar, emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte ekmek yiyen adamım ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşa benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede valiz? Al torba. Ya yemin ediyorum var ya kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesini yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak. Aha. Al onu al. Al bunu al. 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 Ya abisi, ağır hastamız var otobüse binelim. Belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında 4 tane hamile, 6 tane de gazi var. 2 kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs bu. Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şşş bıyıklı. Bakla bak. Şu yaşlı huylandı. Uyuyor numarası yapıyor. Ehtiyar kurt. Yok yok, uyumuyor. 3. durakta öldü. Gideceğimiz yerde hastane var, morga bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Az kaldı. Az daha sabret. Bak dükkana bir gidelim seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Kelime oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Metin, böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan. Bilip bilmeden konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan? He? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini. Geldik dükkana. Evet, hadi. Yatacak yeriniz yok. Vicdansızlar. Vicdansızlar. Tüzaklimiz mi? Ben de. Kuşlar sakın yakma. Uyanmasınlar. Tamam. Emrah. Şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Gel. Ben de. Oğuzhan'ı çağırdım. Eczaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konulara çok deneyimlidir. Makattan anlar. El yordamıyla kaldıracağız lan seni. 3 güne kalmaz. Eskisi gibi yürürsün. Ağrın sizin kalmaz. Allah boyunuzu devirmeye. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum. Ama zevkinize tüküreyim. Metin, annene bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki. Sen benim neyi mi beğenmedin teyze? Ben sinirden teyzen oluyorum. Çabuk tutun. Anacığım tamam. Abart yiyelim artık ya. Hadi. Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. Açın da kendi götünüze gülün lan. Ana! Ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç değilse bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet. Abiler olaya dönelim. Kendimizi işe verelim lütfen. Bu kurşun sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet.
sıyırmış, 2 santim daha sola gelseymiş bingo. Hedefi tam 12'den vuruyormuş. Bir nevi madeni kör tıpa yani. Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Güneş Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be. Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam? Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? Allah Allah. Allah Allah. Abiler size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber. İyi haber, hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım, parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu, ilk güne geri döndü herif. Oğuzhan ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mabadına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi Emrah bayılmış ya. Oğuzhan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum, sen dur. Alo. Selam söyle. Selam söyle, selam söyle. Metin'in selamı var. Ben de selam söyleyeyim. Aleyküm selam. Onun da. Benim. Ne diyeceğim bak. Şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükrü'ye. Şükrü'ye mi? Vay be. Böyle bir işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum, 2 gündür helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok, ben gireceksem eğer bayağı bekletirim, söyleyeyim sen. Sen? Yok, yok. Git abi, git hadi. Git abi, git hadi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah razı olsun. Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe! Kapat. Ben hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum, tamam mı?